Merhaba bilim hayranları. Şimdi bilgi zamanı. Orion Avcı takım yıldızının en parlak ikinci yıldızı olan Kırmızı Dev İkizler Evi'nin parlaklığı geçen yıl 3 kat azaldı. Peki Dev İkizler Evi patlayacak mı? Bu çok ilginç bir konuya benziyor. Hemen anlatalım. 642 ışık yılı uzakta yer alan ve İngilizce Betelgeuse dediğimiz İkizler Evi, Güneş'ten 16-19 kat kütleli olup yarıçapı 764 kat büyüktür. Öyle ki Güneş sisteminde olsa 500 milyon kilometreyi aşkın yarıçapıyla Jüpiter'e dek tüm gezegenleri yutardı. Dikkat ederseniz İkizler Evi Güneş'ten ağır demiyorum. Çünkü ağırlık kütle yerçekimi alanında hız değiştirince ortaya çıkar ki bunu blogda "Kara delikler uzay zamanı nasıl büküyor?" yazısında anlattım. Linki açıklamalarda. Oysa 2019'da İkizler Evi'nin parlaklığı 3 kat azaldı ve sönmeyi yüz tuttu. İkizler Evi gibi büyük kütleli yıldızlar çekirdeğindeki nükleer füzyon reaksiyonları durduğu zaman sönmekle kalmaz. Bunlar kendi içine çökerek süpernova halinde patlayabilir. Duruma göre maksimum 2,5 güneş kütlesini 10-20 kilometre çapındaki bir topa sıkıştıran nötron yıldızı ya da bir kara deliğe dönüşür. Dünyanın ve vücutlarımızın süpernovaların üflediği yıldız tozundan yapıldığını önceki videoda anlatmıştım. Linki yukarıda. Bu bağlamda büyük kütleli ikizler evinin sönmesi de patlamak üzere olduğunu gösteriyor gibiydi. Öyleyse önce çekirdek çökmesiyle patlayan süpernovaları görelim. Güneş'ten en az 8 kat kütleli bir yıldızın çok büyük kütleli bir çekirdeği vardır. Yıldızın nükleer füzyon yakıtı bittiğinde çekirdek tümüyle demire dönüşür. Çünkü demire kadar hemen tüm atomları çekirdekte nükleer füzyonla sentezlersiniz. Küçük atomlar kaynaşarak daha büyük ve ağır atomlar üretir. Demir füzyonu ise mümkün değildir. Neden derseniz, tüm yıldızlar kendi ağırlığı altında çöküp kara deliğe dönüşmeye yatkındır ama nükleer füzyonla üretilen yüksek sıcaklık aslında birer gaz topu olan yıldızların genişlemesine neden olur. Demir füzyonu ise enerji üretmek yerine çevreden enerji çeker. Bu nedenle çekirdekteki nükleer tepkimeler durur ve macera burada başlar. Çekirdek soğuyunca dev demir topu aniden büzülüp sıkışacaktır. Sıcaklık 1 milyar dereceye ulaştığında karşılaştırma açısından helyum füzyonu 100 milyon derecede başlar ve Güneş'in çekirdeği 15 milyon derece sıcaklıktadır. Çekirdekte çok şiddetli bir termonükleer patlama meydana gelir. Patlama yıldız yüzeyine ince bir ateş şeridi gibi ulaşır. Yıldızın dış katmanlarını saran devasa bir ateş topu oluşur. Ateş topu yıldızın arkasına ulaştığında onu arkadan vurup patlatan bir şok dalgası yaratır. Dış gaz katmanları yeni yıldız sistemleri üretme potansiyeline sahip olarak ışık hızına yaklaşan hızlarda uzaya saçılır. Demir çekirdek ise hızla çöker. Fakat üst gaz katmanları da bu sırada neredeyse ışık hızıyla çöker. Yeni oluşan nötron yıldızı veya kara deliğin üzerine bunların yutabileceğinden daha çok gaz çöker. Böylece üstten çöken gaz alttaki gaza çarpar. Nasıl ki çok yüksekten denize düşen bir cisme su beton etkisi yapar, üstten gelen gaz da alttaki gaza çarparak öyle geri seker. Böylece üst gaz katmanları geri sekerek patlar ve uzaya saçılır. Geri kalan çekirdek ya nötron yıldızı ya da bir kara deliktir. Çekirdeğin neye dönüşeceği ise çekirdek kütlesinden başka faktörlere de bağlıdır. Bu yüzden ikizler evi ne üretir bilmiyoruz ama yakın gelecekte patlamayacağını biliyoruz. Oysa bilim insanları yıldızın geçen yıl neden sönmeye yüz tuttuğunu buldular demiştik. Doğrudur. Yıldızlar sönmeden önce genellikle balon gibi şişip kırmızı dev olur. Siz de Güneş'in kırmızı dev olunca dünyayı nasıl yutabileceğini blogda okuyabilirsiniz. Kırmızı devlerin kütlesi değişmez ama yoğunluğu azalır. Bu da yüzey sıcaklığının azalması ve ışığının kırmızıya kaymasına neden olur. Ama yerçekimi yıldızın uzaya üflediği gazları tutmaya yetmez. Kırmızı devler dış gazları uzaya üfler ki yeterince kilo verirse süpernova olarak patlamaz veya patlayınca kara delik üretmez. Anlaşılan İkizler Evi de 2019'da güçlü güneş rüzgarlarıyla uzaya sıcak gaz ve toz bulutları üflemiş. Bunlar yıldız yüzeyinden soğuk olduğundan ışığını keserek parlaklığını 3 kat azaltmış. İkizler Evi artık eskisi kadar parlaktır ve bildiğimiz kadarıyla bir insan ömrü süresince patlamayacak. Belki de on binlerce veya milyonlarca yıl boyunca parlayacak. Böylece süpernovaların ne olduğuyla yıldızların neden patladığına giriş yaptık ve İkizler Evi'nin neden sönmeye yüz tuttuğunu gördük. Oysa süpernovalar çeşit çeşittir. Örneğin İkizler Evi uzak gelecekte tip 2 süpernova olacak ve diğer süpernova türlerini de yeni blog yazılarıyla videolarda göreceğiz. Gelelim izleyici sorularına.
Droid Komando nükleer füzyon roketleri ne kadar hızlı diye soruyor. Merhaba Droid Komando. Nükleer füzyon roketleri termal nükleer roket sınıfına girer. Bu tür roketlerde hidrojen gibi bir gazı alır, elektrik veya radyo dalgalarıyla birkaç milyon dereceye de ısıtarak egzoz borusundan dışarı püskürtürsünüz. Sistem klasik bir roket gibi çalışır ve roketi uzayda iter. Oysa Mars'ın ötesine geçip Jüpiter'e gitmek için saniyede 7-8 kilometre hıza ihtiyacımız var. Bunun için gereken enerjiyi ancak nükleer güç kaynaklarıyla üretebiliriz. Bunun da iki yolu var. Ya gazı doğrudan reaktörle ısıtırız ki pek güvenli değildir veya gazı ısıtmak için radyo dalgaları ve benzeri kullanan sisteme nükleer reaktörle güç sağlarız. Atomu parçalayarak çalışan nükleer reaktörler gereken gücü sağlar ama çok ağır olduğu için roketin de ağırlaşmasına neden olur. Bu yüzden saniyede 8 kilometre hıza ulaşmak için daha güçlü olan nükleer füzyon reaktörü kullanmamız gerekir. Böylece 10 kat fazla güç üretiriz ama uzay gemisini radyasyondan korumak için temiz nükleer füzyon gerek. Bunun için de reaktör yakıtı olarak helyum-3 kullanmalıyız. Ayrıca en uzak gezegen Neptün'e 6 ayda ulaşmak için saniyede 300 km hızla gitmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 80 yılda füzyon roketleriyle ışık hızının %8-12'sine ulaşmamız da mümkündür. Bu durumda en yakın yıldıza 50 ila 80 yılda gidebiliriz. Sen de Çin'in aydan nasıl helyumu çıkaracağına blokta bakabilir ve nükleer füzyon roketlerini anlattığım füzyon roketleri ve elektron lazerli roket yazılarını okuyabilirsin. Starbase Koza'nın bu bölümünü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilimle ilgili sorularınızı yorumlarda sorun. Her bölümde en ilginç soruları yanıtlayacağım. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Cuma görüşmek üzere.